أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. En son derste tefsir dersinin müdavimleri hatırlar. Ahi cehennem ehli hakkında konuştuk. Cennet ehli hakkında konuştuk. Ve Allah Azze ve Celle oradaki bakışı halen kıyamet gününün üzerinde tutacak. Ve bugünkü dersten öğreneceğimiz nokta Allah'ın izniyle şu olacak. Allah Azze ve Celle'den hariç tapınan tağutlar, tapınan şeyler, tapınan putlar insanlara hiçbir faydası dokunmayacak. Yani bugün insanların bel bağladıkları, arkasından gittikleri, ondan sonra gözlerinde büyüttükleri, ibadet ettikleri, mallarıyla ve canlarıyla kendi yolunda savaştıkları ilahları onlara hiçbir fayda sağlamayacak. Subhanallah, bunu bugün göreceğiz. 17. ayetten başlayacağız. İnşallah başlamadan siz de bir auzu besmele çekin, ders bereketli geçsin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yahşuruhum ve ma ya'budun min dunillah. Onları ve Allah'tan başka tapındıkları, ibadet ettikleri, parantez içine söylüyorum, ilahları huzurunda topladığında, Allah'ın huzurunda topladığında, feyakul, Allah dedi ki, Allah diyecek ki, اَاَنْتُمْ اَدْلَلْتُمْ عِبَادِ هَا اُلَى Siz mi benim bu kullarımı saptırdınız? Allah Azze ve Celle tağutlara soracak ahi. Allah Azze ve Celle kendisinden hariç ibadet edilmişlere soracak. Siz mi benim kullarımı yoldan çıkardınız? Em ya da hum dallu sabil, yoksa onlar kendisi mi yoldan çıktı? Onlar kendisi mi bu yoldan çıktı? Ve bakın kardeşim, bu ayetler o kadar acayip ki Kur'an'ın birçok yerinde biz müstekbirlerin mustazaflar ile tartıştığını görüyoruz. Ama dünyaya baktığımızda bunların arası nasıl? Al gülüm, ver gülüm. Alan da razı, veren de razı. Aynı bugün olduğu gibi. Bak, tağutlarla arkasından gidenler beraber olmuş, Müslümanlara savaş açmış. Ama vallahi kıyamet sahnelerinin hepsine bakın, şunu göreceksiniz. Birbirinde artık beraber değiller. Ve az sonra da göreceğimiz üzere bunlar birbirlerini satacaklar ahi. Dünyada hani bunlar beraberdi? Hani Müslümanlara karşı bir enerji söz konusuydu? Vallahi Rahman'ın önüne geldiğimizde, kıyamet gününde geldiğinde birbirlerini satacaklar. Subhanallah. Bir Allah rızası için şu durumu bir tasavvur edin. Bu olay Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olacak. Allah'ın önünde duracaklar. Subhanallah. Kaçacak hiçbir yer yok. Sorulacak, dayanacak hiçbir kapı yok. Hesap Allah Azze ve Celle. Başka bir şey yok. Başka gidecek bir yok. Tamam. Ve böyle insanlar, biz biliyoruz, hem tağutlar hem onların koyunları dünyada sen davet yaptığında, tevhidle, delille, açık bir burhanla onları köşeye sıkıştırdığında genelde yalan söylemeye başlıyorlar. Ne diyorlar? Ya aslında biz de sizin gibiyiz de. İşte bugün olmuyor. Ya aslında siz doğru söylüyorsunuz da. Kardeşim, Amerika'yı dost edinmedin de bu siyaset yürümez ya. Ya tamam, sen doğru söylüyorsun, faiz haram da, Allah ve Resulüne karşı savaş da, ama bugün işte faiz olmadan ahi bu ticaret yürümüyor ya. Diyorlar ya ahi. Subhanallah. Ama vallahi öyle değil. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiklerinde artık kaçacak bir yer olmayacak. Sarılacak hiçbir bahane kalmayacak ahi. Mücahid radıyallahu anhu, İbn Abbas'ın talebesi, bu toplanacaklar kişi hakkında diyor ki, bunların taptıkları, orada kastedilen İsa aleyhisselamdır. İyi dinleyin. Yani İsa aleyhisselamı Allah Azze ve Celle soracak ki az sonra okuyacağız. Meleklerdir. Allah Azze ve Celle meleklere soracağız. Az sonra okuyacağız inşallah. Ondan sonra İsa aleyhisselamın annesidir. Allah Azze ve Celle onlara da soracak. İşte Uzeyr'dir. Ki bak, bunlar saydıklarım var ya, hepsi Müslüman, hepsi mümin. Bir de Allah'ın peygamberleri var içinde. Şimdi ben şunu soruyorum. Allah Azze ve Celle kendi peygamberine soracak da, ey İsa, sen mi bunlara söyledin onlar seni ve anneni benden başka ilahlar edinsin? Kendi peygamberine soracak da bugünkü tağutlara sormayacak mı? Bugünkü şeyh diye ortada dolanıp da insanları kendisine dua ettirenlere sormayacak mı? Yoldan çıkaranlara sormayacak mı ahi? Vallahi soracak. Ve şunu şöyle de genişletebiliriz ahi. Mücahid radıyallahu anhu bunu söylüyor ama var ya, İnsanın taptığı bütün tağutlar, bütün bayraklar, bütün devletler, bütün putlar, hepsi Allah Azze ve Celle hepsine soracak.
Hepsine teker teker soracak. Siz mi benim kullarımı yoldan çıkardınız? Yoksa onlar kendi mi yoldan çıktı? Bu kavgayı Kur'an'da daimen görüyoruz. Subhanallah. Tamam. Vallahi o gün öyle bir gün olacak ki Allah Subhanahu ve Teala daha yeni dediğim gibi peygamberlerine bile soracak. Ya Subhanallah, ahi düşünsene, Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a soracak. Bunları rahat bırakacak mı? Mümkün değil. Tamam. İbn-i Kesir Rahimahullah tefsirinde diyor ki bu ayetin tefsiri şöyledir. Bunları benim dışımda size ibadet etmeye siz mi davet ettiniz? Yani tağutlara söylesin mi bunları davet ettiniz? Yoksa onlar sizin bir davetiniz olmaksızın kendilerinden mi size geldiler? Bakın tarihe baktığımızda ikisi de var. Firavun gibi zorba tağutlar da var. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى Dedi ki ben sizin en yüce Rabbinizim. Ama kendisi koyun gibi arkasından gidenler de var. Aynı bugünkü halkta olduğu gibi ahi. Bugünkü tağutlar halkı zorla mı arkalarına götürüyorlar? Zorla mı oylarını alıyorlar? Vallahi değil ahi. Kendi istekleriyle yapıyorlar. Subhanallah. Tamam. İki şekilde hangisiyle olursa olsun ikisi de cehennemlik. Tamam. Subhanallah. Rabbimiz muhafaza buyursun. Bakın size şimdi iki tane ayet okuyacağım. Allah rızası için şu ayetleri bir tasavvur etmeye çalışın. Daha yeni dedim ya Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a soruyor. Şu ayetlerin bir dehşetine bakın. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ Allahu Ekber. Hani Allah diyecek ki يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ Ey Meryem'in oğlu İsa. اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِتَّخَذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sen mi gidip insanlara söyledin beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin? Allah Azze ve Celle peygamberini hesaba çekiyor. Bu ne demek ahi? Allah Azze ve Celle kendi yanında peygamberlerin bile otoritesinin olmasını kabul etmiyor. Düşün, Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a soruyor. Kal, İsa Aleyhisselam diyecek ki, dedi ki, Subhanek, seni tenzih ederim. Tamam. Ma yekunu li en ekule ma leysa li bi hak. Diyor ki, bana hakkım olmayan hiçbir şeyi söylemem yakışmaz ki. Hani ben bunu söyleyemem ki. Allahu Ekber. Baksanıza ahi, İsa Aleyhisselam var ya, burada duruşu aslında bir Müslümanın duruşunu sergiliyor bize. Hak olmayan başka hiçbir şey ben söyleyemem ki. Subhanallah. İn kuntu kultuhu. Eğer ben onu söyleseydim, yani beni ve annemi Allah'tan başka ilahlar edinin deseydim. Fakat alimtehu. Ya Rabbi, şüphesiz ki sen bunu bilirdin. Tamam. Te'alemu ma fi nefsi, sen benim nefsimde olanı biliyorsun. Ve la e'alemu ma fi nefsik, ama ben senin nefsinde olanı bilmiyorum. Tamam. İnneke ente allamul guyub, şüphesiz ki gayıpların, bütün gayıpların bilicisi sensin. En iyi bilicisi sensin. Anlaşıldı mı ahi? Ahi, ilahlık noktasında Allah Azze ve Celle peygamberlerinden bire serbest bırakmayacak. Bu ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim baş tacımız, bizim önderimiz ama bizim ilahımız değil. Tamam mı kardeşim? Bizim ilahımız, tek ilahımız var. O da Rabbul Alemin olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Ve Allah Azze ve Celle ibadet noktasında kendisine şirk koşulan peygamber olsa bile affetmeyecek. Melek olsa bile affetmeyecek. Kim olursa olsun Allah Azze ve Celle şirki affetmeyecek. Tamam? Bakın aynısını Allah Azze ve Celle meleklerine soracak. Ahi bak, meleklerde nefis yok. Erkeklik yok, kadınlık yok, isyan yok. Allah Azze ve Celle'nin söylediğini birebir yerine getiriyorlar. Allah Azze ve Celle onlara bile soracak. Niye? Sana şunu göstermek için. İbadet noktasında hiç kimse torpil yok. Tamam. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Hani onlar hepsi beraber dirilteceği gün var ya. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ Allah meleklere söyleyecek. اَهَا اُولَٰئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Bunlar size mi ibadet ediyorlardı? Meleklere soruyor. Bunlar size mi ibadet ediyorlardı? Kalu. Melekler dedi ki, sizce ne dedi? İsa Aleyhisselam dediğin aynısı. Subhanek. Seni tenzih ederiz. Subhanallah. Ente veliyuna min dunihim. Sen bizim dostumuzsun onlardan hariç. Senden başka dostumuz yoktur. Bel kanu ya'budunel cin. Hayır. Bilakis onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Ekferuhum bihim mu'minun. Ve onların çoğu da o cinlere inanıyorlardı. Ahi, Allah Azze ve Celle melekleri bile hesaba çekiyor. Seni beni ibadet noktasına serbest bırakır mı? Kardeşim bakın, bu mesele biz devamlı genelde dua meselesini ahi kimlerle alakalı konuşuyoruz? Sofilerle alakalı, doğru mu? Sofiler böyle yaptı, böyle yaptı. Ahi biz tevhidin sofileri olmayalım. Yeni bir tane hoca putu dikmeye gerek yok. Allah Azze ve Celle ondan da hesaba çekecek. Bu ayetler sadece müşrikler hakkında değil ki ahi.
Yani yeni bir put dikmeye gerek yok. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Allah Azze ve Celle peygamberlerini bile bu konuda rahat bırakmayacak. Subhanallah. Tamam. Seyyid Kutup tefsirinde çok güzel bir şey söylüyor. Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki bu sorgu herkesin önünde olacak. Nasıl bir vaziyette? Çırılçıplak. Subhanallah. Ahi düşünsene Allah Azze ve Celle Mustafa Kemal Atatürk'e soracak. Sen mi bunları yoldan çıkardın yoksa onlar kendisi mi sana geldi? Ahi Menderes'e soracak, Turgut Özal'a soracak, Erdoğan'a soracak. Sen mi bunları yoldan çıkardın? Sen mi benim kullarımı yoldan çıkardın? Yoksa onlar mı sizin peşinizden geldi? Allah Azze ve Celle sormayacak mı? Ha, bunlar zannediyor mu ki Allah Azze ve Celle kendi peygamberlerini hesaba çekecek de onları serbest bırakacak? Vallahi Allah Azze ve Celle soracak. Ahi zaten bu anın var ya, herkesin önünde olması bile insana dehşet olarak yeter. Çünkü artık orada yalan söyleyecek bir durum yok, kaçacak bir durum yok. Sadece Rabbul Alemin önünde hesap var. Subhanallah. Subhanallah. Bir de bakın ahi, Subhanallah, o gün var ya, herkes Allah'ı tevhid edecek. Dünyada şirk koşanların hepsi teker teker Allah'ı tevhid edecek. Ama o gün artık iç içten geçmiş olacak. Sen bunu dünyada yapacaksın ki Allah Azze ve Celle katında bir özrün olsun. Ölümden sonra herkes Allah'ı tevhid edecek ahi. Ama o zaman da işim içten geçmiş olacak. Tamam? Allahu Ekber. Bir de bakın bu aslında var ya, bu insanların, bu müşriklerin ne kadar neces olduğunu, ne kadar necis olduğunu gösteriyor. Niye biliyor musun? Dünyada sen Müslümanlara zulm yap, Müslümanlarla alay et, Müslümanların üzerine yürü. Nerede 4 tane Müslüman toplansın onları bombala, kıyamet gününde hiçbir şey olmamış gibi Subhanek diyecekler. Ya Rabbi seni tenzih ederiz, biz böyle bir şey yapmadık. Aslında bunların ne kadar alçak karakterde olduğunu söylüyor. Bunlar normalde ne demesi gerekir? Ya Rabbi biz bunu yaptık, biz hata ettik. Ahi bak, o kadar karaktersizler. Allah Azze ve Celle önünde hala yalan söylüyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Tamam? Subhanallah. Peki ahi, sizce Allah Azze ve Celle bu müstekbirlere sorduğunda, bu tağutlara sorduğunda nasıl cevap verdiler? Ondan sonraki ayete geçelim inşallah. Bir de hep şunu tasavvur edin. Ahi bu olay Allah Azze ve Celle'nin huzurunda oluyor. قالوا dediler ki Subhanek, seni tenzih ederiz. İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi meleklerin dediğinin aynısını söylüyorlar. Subhanek. Bak Allah Azze ve Celle konularını nasıl birbirine nakşetmiş kendi kitabında. Subhanallah. مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ Diyor ki senden başka dost edinmek bize yakışmaz ki. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz ki. Subhanallah, söz konusu bile olmaz. وَلَاكِنْ Şimdi bahane geliyor. وَلَاكِنْ اَمَّا مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ Sen onları ve onların babalarını nimetlendirdin. Onlara bolca nimet verdin. حَتَّى نَسُوا الذِّكْرِ Onlar zikri unutana kadar. Subhanallah. Ahi buradan zikir kasıt peygamberi unutana kadar. Buradan zikir kasıt kitabı unutana kadar. Burada zikir kasıt İslam'ı unutana kadar. Tamam. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا Subhanallah. Ve onlar helak olmuş bir kavim idi. Sadece bu bura hakkında az sonra bir şeyler söyleyeceğiz inşallah. Yani ve kanu kavmen bura, bu aslında çok, yani çok zor bir kelime, anlatılması çok zor bir kelime. Helak olup gittiler bu toplum diyor. Subhanallah. Tamam? Müfessirlerin ekseriyeti bu daha yeni okuduğum kelime hakkında diyorlar ki yani buradan kasıt, bu ayetin tefsirinden kasıt şudur. Bütün yaratıklara senin dışında herhangi bir şeye ibadet etmek yoktur. Bizim bugün tevhid derslerinde anlattığımızı anlatıyorlar. Ama nerede? Kıyamette, iş işten geçtikten sonra. Bir de şunu sorayım. Bunlar dünyada bunu demek ki biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı ahi. İbadetin sadece Allah'a layık olduğunu biliyorlardı, yine yapmadılar. Hani cehalet o zaman mazereti ahi? Allahu Ekber. Tamam. Ne biz ne de onlar buna layık değildir. İbadet edilmeye layık değiller. Tamam. Bakın şimdi burayı çok iyi dinleyin. Buna onları biz davet etmedik. Bak tağutlar diyor, bunları biz davet etmedik. Bilakis bizim emrimiz ve rızamız olmaksızın onlar bunu kendilerinden yaptılar, kendilerinden söylediler. O zaman ahi ben bunu Allah rızası için şunu sorayım. Çünkü Kur'an canlı bir kitap ahi. Gününe aktaracaksın ki Allah Azze ve Celle'nin kitabı sana hidayet olsun. Bugünküler sen onlara tevhidi anlattığında ne diyorlar? Ahi bunlara oy vermeyelim de CHP mi başa gelsin? Ahi devletsiz olur mu? Devlet olmadan biz nasıl yapacağız? Sınırlarımızı kim koruyacak? Bizim namusumuzu kim koruyacak? Bunlar Allah katında özür olacak mı? Vallahi olmayacak.
Bakın ondan sonra ne diyorlar? Tağutlar diyor, ha biz hem onlardan hem de ibadetlerinden uzağız ya Rabbi. Biz onlardan değiliz, biz onlardan beriyiz. Subhanallah. Bu ahi verilen manalardan bir tanesi, bu nun üzerine fetha harfini alimler getirdiğinde diyor ki bu manaya geliyor. Bir de ayetin ikinci manası var. Onlar diyor ki buradaki nun harfi damme ile okunur. O zaman şu manaya gelir. Hiç kimse için bize ibadet etmek yaraşmaz. Yani şunu diyorlar tağutlar. Bunlar bize ibadet etmemesi gerekirdi. Tamam. Zira biz senin kullarınız. Biz sana muhtacız ya Rabbi. Bu anlamda söyleyenler de olmuş. Anlaşıldı değil mi bu iki çeşit? Bu çok önemli. Şundan dolayı ahi Kur'an birkaç kıraatla inmiştir. Bazı yerlerde değişik şekilde okunuyor. Anlamları birbirine yakın olmakla beraber çok ince mana farklılıkları da var. Tamam. Bu kavmen bura. Daha yeni geçti ya, ben helak olmuş bir kavim olarak meal verdim. İbn Abbas'ın mealidir bu. Onun için onu başta söyledim. O diyor ki bunlar helak olmuş kişilerdir. Peki kim ahi? Tağutlar mı? Arkalarından gidenler mi? Söyleyin. İkisi de. İkisi için de özür yok ahi. Subhanallah. Allahu Ekber. Yani ahi bu şu demek. Tağutlar dünyada malları var. Yiyorlar, içiyorlar, keyif sürüyorlar. Ahirette ila cehenneme zumara. Bir de alttaki koyunlar var. Dünyada para yok. Dünyada nimet yok. Dünyada et yok, peynir yok. Bizim tabirimizle söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Onlar da ila cehenneme zumara. Hasan el-Basri rahimahullah ne diyor biliyor musun ahi? Bu insanlar hakkında. Diyor ki ahmakul ahmak. Ahmak oğlu ahmak. Tamam? Diyor ki ahmak şu kişidir ki dünyası var, ahireti yok. Diyor ahmak oğlu ahmak şu kişidir ki dünyası yok. Dünyası olanlar için çabalar, bununla beraber ahireti de yok. Aynı bizimki bugün Türk toplumu ahi. Ya ahi düşünsene ya, bir kavim daha ne kadar fazla sömürülebilir? Daha ne kadar fazla adamlar bunların ceplerine girebilir, cüzdanlarına girebilir? Ahi halen arkasındalar ya. Ama bak ben başta bir şey söyledim. Bu sadece dünyada görünen taraf. Ahi bunlar ahirette birbirini inkar edecek. Ha burada söyledikleri gibi. Subhanallah. Tamam. Bu kavmen bura hakkında İmam Malik bir de Hasan el-Basri onlar başka bir şey söylüyor. Diyor ki onlar öyle bir kavimdir, onlarda hiçbir tane hayır yoktur. Bu manaya geldiğini söylüyorlar. Tamam. Ve bakın bura sözlükte çoraklık manasına geliyor. Bir de verimsizlik manasına geliyor. Hayatsızlık manasına geliyor. Tamam. O zaman buradan kasıt ne olur? Bunu Seyyid Kutup söylüyor. Kalpleri kuru, hayatlarında verim yok. Tamam. Ahi bak buradan kasıt şu. Hayatlarında para yok anlamında yok. Zaten ayette ne demişti? Ya Rabbi sen onlara ve babalarına nimet verdin. Yani bunlar çok fazla paranın içindeydi. Yiyemediler. Tadını alamadılar. Bu da niye? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Ve biz onu kıyamet günü kör bir şekilde haşredeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Allahu Ekber. Rabbim bizi bunlarla beraber eylemesin. Amin. Rabbim ahirette de dünyada da bizi bunlardan uzak eylesin. Amin. Tamam. Şimdi bak daha yine Rabbimiz ayette dedi ya, sen onları dünya nimetlerinden faydalandırdın. Buradaki kasıt ne? Yani bunu da iyi anlamamız lazım. Yani onlar çok adi, çok affedersin, çok şerefsiz, namussuz kişilerdi. Kendilerine sana şükretsin diye ya Rabbi sen onlara bir sürü nimet verdin. Ama bu onları şükretmeye götürmedi. Daha fazla dalalete, daha fazla nankörlüğe götürdü. Allah rızası için aynısını bugün görmüyor muyuz? Daha fazla zengin oldukça Allah Azze ve Celle'ye karşı bu toplumun şükrü arttı mı artmadı mı? Artmadı kardeşim. Bak sana daha 3-4 sene önce şöyle söylüyordu. Ya kardeşim sen bize ne anlatıyorsun? 30 sene önce işte yağ kuyruğu vardı, işte şunun kuyruğu vardı. Biz yemek bulamıyorduk, ekmek bulamıyorduk. Geceleyin işte maaşımızı almaya gidiyorduk. E tamam şimdi hepsi var. Sen şükrün fazla oldu mu? Olmadı. Neye yaradı o zaman? Subhanallah. Allahu Ekber. Peki ahi Allah rızası için bu Kur'an'da anlatılan ayetler zaten bu kavmin bütün hepsinin evlerine girmedi mi? Bu kavim hepsi tevhid davetini duydu mu duymadı mı Allah rızası için. Tamam. Bak hatta o kadar hale gelmiş ki bir tane doktor var. Güya hafız, tamam mı? Müşrik, Allah hidayet eylesin. Diyor falan falan adamı dinledim diyor. Vaa bir konuşuyor diyor, bir konuşuyor. Diyor siz dinlemeyin. Yani bırak duymayı, artık önlem almak için yapıyorlar. İstedikleri kadar önlem alsınlar, istedikleri kadar sustursunlar. Allah Azze ve Celle yeni konuşacak kişileri illa yerden çıkarıyor. Öyle mi değil mi abi?
Vallahi öyle. Allah Azze ve Celle dinini yalnız bırakmayacak ahi. Bugün ben varım, yarın başka birisi olur. Onun için diyorum yeni hoca putu dikmeyin. Bu din bize bağlı değil. Allah Azze ve Celle'nin dinidir. Tamam? Peki bu tevhid davetini sen götürdüğünde ahi sana ne diyorlar? Kardeşim devletsiz olur mu? Biz bunlara oy vermesek olur mu? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Bak Halil Konakçı namındaki şerefsiz, pis, necis adam diyor ki Allahu Ekber diyor, eğer Kureyş'te seçim olsaydı, bir tarafta Ebu Talip olsaydı, bir tarafta Ebu Cehil olsa, diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talip'e oy verirdi. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle'nin laneti senin üzerine olsun adam. Allahu Ekber. Bak ahi, bu adamlar tevhidi çok iyi anlamış. Bile bile senin dinine karşı savaşıyor bunlar. Bu adamlar şuurlu bir şekilde senin dinine karşı savaşıyorlar. Zannetmeyin bu insanlar cahil. Adam bunu sözü söylerken lavazımının ne olduğunu bilmiyor mu zannediyorsunuz? Sübhanallah. Allahu Ekber. Ondan sonra ahi, bunlar şimdi devlet tarafına bağlı olanlar. Bir de tarikat adında ama barikat tadında olan kafirler de var. Yahu şeyhsiz olur mu? Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Şeyhsiz sen nereye gideceksin? Bunlar seni alacak, cübbesinin içine katacak, Sırat Köprüsü'nden karşı tarafa uçuracak diyenler de var ahi. Tamam? Aynı hükümdeler ahi. Aynı hükümdeler. Aralarında hiçbir fark yok ahi. Aralarında hiçbir fark yok. Sübhanallah. Ahi, Allah rızası için sizce Allah Azze ve Celle bunlara ne diyecek? Şimdi bunlar tartışıyor. Bu durumda çekişme gibi. O Ahzab suresindeki ayet. Tamam? Ahi, 19. ayete geliyor. Bak Allah Azze ve Celle onlara ne diyor? Subhanallah. Fakat kezzebukum bima tekulun. Allahu Ekber. Diyor ki sizin o ilah edindikleriniz var ya, sizin söylemiş olduğu şeyleri inkar ettiler, yalanladılar. Bu bel bağladıkları var ya, bel bağladıkları putlar, tağutlar, devlet reisleri, melekler, peygamberler, artık put edindikleri neyi varsa, bayraklar, yalanlayacaklar. Yalanladılar. Yok diyor, biz sizden beriyiz. Biz sizi çağırmadık ki. Siz kendiniz bizim peşimizden geldiniz. Subhanallah. Allahu Ekber. Şimdi şu ayetin şurasına iyi dikkat edin. فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا. Artık ne çevirmeye ne de yardıma gücü vardır. Yani ne azabı çevirmeye ne de bir yardım getirmeye güçleri kesinlikle yoktur. Subhanallah. Şimdi ayetin burasını iyi dinleyin. Şimdi kıyametin sahneyi Allah Azze ve Celle Kureyş'e getiriyor. Yani muhatap önce kıyamet sahnesindeki mücrimler, kafirler, Allah Azze ve Celle Kureyş'e getiriyor hemen. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ. Sizden kim zalim olursa نُذِقْهُ عَذَابًا كَب۪يرًا. Biz ona büyük bir azabı tattıracağız. Allah Azze ve Celle Kureyş'e söylüyor. Kureyş üzerinde bugünkü tağutlara da söylüyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabı kıyamet gününe kadar bakidir. Sadece tarihte okunan bir tarih kitabı değildir. Tamam? Yani Rabbimiz şunu söylüyor. Bütün zamanların, bütün mekanların tağutlarından sizden kim zalimlik yaparsa ona büyük bir azapla azabı tattıracağız. Ahi belki bugün belki bizim gücümüz yok ama bizim öcümüzü alacak bir Rabbimiz var. Bunu Müslüman hiçbir zaman unutmaması lazım. Tamam? Yani ahi, ayet kısacası bize şunu öğretiyor. Sizin dostlarınız olduğunu zannettiğiniz, ondan sonra size yardımcı olacağınızı zannettiğiniz, sizi işte Sırat Köprüsü'nden cübbesine alıp, kibrit kutusuna alıp, işte bilmem tıra alıp öbür tarafa götüreceğinizi zannettiğiniz kişiler var ya, şimdi sizi yalanlıyorlar. Diyorlar yok biz öyle bir şey söylemedik. Ahi, Türkçe tabirle ne biliyor musun? Güvendiğin dağlara kar yağdı. Türkçe tabirle tam bu ahi. Bak ahi, bu adamlar bunlara niye bel bağladı? Onları kurtarsınlar diye. Onları cennete götürsünler diye. Belki niyetleri de iyiydi. Ama şirkte niyet aranır mı? Aranmaz kardeşim. İlâ cehenneme zumara. Tamam. Allahu Ekber. Ahi, Allah Azze ve Celle bir şeyde karar verdikten sonra hiç kimsenin azabı geri çevirmeye gücü yeter mi? He? Ya da bir fayda vermeye gücü yeter mi? Allah Azze ve Celle'nin izni olmazsa. Subhanallah. Ahi, Mevdudi çok güzel bir noktaya değinmiş tefsirinde. Diyor ki onlara o taptıkları, ilah edindikleri, değer verdikleri, yücelttiği dinlerinin batıl olduğu ortaya çıkacak. Batıl olduğu ortaya çıkacağı için bunlar diyor ki yok biz bunlarla beraber değildik. Ya Rabbi biz bunları çağırmadık. Bunlar kendilerinden geldiler. Tamam? Ve kendi elleriyle şişirdikleri, kendi elleriyle büyüttükleri, işte bunlar bize şöyle fayda verecek, şöyle fayda verecek, bizim üzerimizden azabı şöyle def edecek
diyecekleri vallahi kendilerini yolda bırakacaklar ve sadece bırakmakla kalmayacaklar. Onları yalanlayacaklar. Yani bu ne demek biliyor musun ahi? Kendilerine dost edindikleri, veli edindikleri, ilah edindikleri onlara karşı Allah'ın huzurunda şahitlik yapacak. Onlara karşı. Subhanallah. Adam ona şefaatçi olarak tapıyor. O ona karşı şahitlik yapıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rabbimiz muhafaza buyursun. Allahu Ekber. Peki niye Allah Azze ve Celle sahneyi ahiretten birinin Kureyş'e getirdi? Tamam. Burada çok müthiş bir belagat örneği var ve bu Kur'an'da birkaç yerde var. O da şundan dolayı. Ahi cehennem sahnesini kim duyarsa dursun, kim okursa okusun illa kalbi az da olsa yumuşar. O kalbin yumuşak olduğu anda Allah Azze ve Celle direkt düşünsünler diye, akılları başlarına gelsin diye şimdilikten onlara şeyi çeviriyor ki adamlar olur da belki aklederler. Olur da belki jeton düşer de Allah'a şirk koşmazlar. Tamam. Bakın şimdi sen kardeşim bugün Maide suresinin 44. ayetini okuduğunda وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ dediğinde diyorlar ki ya tamam 44'te öyle de 45'te 47'de işte zalim de var fasık da var. Yani helal görürse kafir olur, helal görmezse fasık olur, zalim olur. Allah Azze ve Celle burada Kureyş'e zalim diyor. O zaman Kureyş Müslüman zalim mi? Ne alakası var? Aki bak ben size ne öğrettim? El zalimun, el fasikun, el mujrimun, elif lamla Kur'an'da geldiğinde siyah ve sibak küfür olduğunda hep büyük şirki kasteder. Yoksa Allah Azze ve Celle niye diyor sizden kim zalim olursa biz onlara çok büyük bir azabı tattıracağız. Allah bunu Müslümanlara söyler mi? Müslümanlarla Kureyş'i hiç aynı tutar mı? Subhanallah. Tamam. Allah Azze ve Celle burada kendisinden başka ilahlara tapanlara zalim diyor kardeşim. Yani onun için ahi dinini Kur'an'dan öğreneceksin, Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreneceksin ki bu gibi necisler senin ayağını kaydırmasın. Tamam. Ahi bak tarihte hangi zamanda olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun insanların taptıkları onları kıyamet gününde boş bırakacak. Onlara yardım etmeyecek. Tamam. Bakın bir örnek vereyim. Ahkaf suresinin 5. ile 6. ayetini okuyacağım inşallah. وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ diyor ki Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık kim vardır ki men la yestecibu lehu ila yevmil kıyame ki o dua ettikleri kıyamet gününe kadar onlara icabet edemeyecekler. Tamam? Ve hum an duaihim gafilun ve onlar onların duasından da cahiller, dualarını da bilmiyorlar. Şimdi bakın 6. ayeti iyi dinleyin. Ve izâ huşiran nas ve insanlar haşredildiğinde kıyamet gününde toplanıldığında kânû lehum e'dâen o dua ettikleri o insanlara karşı düşman kesilecek. Bel bağladıkları düşman kesilecek. Ve kânû bi'ibâdâtihim kâfirîn ve onların ibadetlerini inkar edecekler. Kabul etmeyecekler. Allahu Ekber. Birçok ayet okuyabilirim bu bağlamda. Tamam. Taptıkları, arkasından gittikleri her zaman yolda bırakacaklar. Onun için kardeşim bu ayetleri ben niye uzun uzun okuyorum? Bel bağlayacak tek bir tane merci var. O da Er-Rahman olan Allah'tır. Rabbimiz muhafaza buyursun. Ahi Allah Azze ve Celle'nin azabından Allah'ın rahmetine sığınırız. Rabbimizden başka bize yardım edecek kimse yoktur. Tamam mı kardeşim? Bu kadar basit. Tamam. Şimdi bakın sahne değişecek ve sizi 7. ayete geri gönderiyorum. 7. ayete hatırlayın biz orada ne okumuştuk? وَقَالُوا dediler ki مَا لِهَذَا الرَّسُولُ bu nasıl bir peygamber? Bu nasıl bir peygamberdir? يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ yemek yiyor, çarşılarda geziyor. Aklınıza geldi mi ayet? Biz bunu okumuştuk, tamam mı? Allahu Ekber. Şimdi bunlar bazılarına güvendiler. Bazılarına bel bağladılar. Değil mi? Ondan sonra ortada bıraktılar. Ama bunlar peygamberle de alay etmişlerdi. Allah Azze ve Celle orada cevabını vermedi. Tamam mı? Niye şimdi Allah Azze ve Celle az sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşacak? Alimler değişik şekilde mana vermiş. Diyorlar ki bir, Aleyhisselatü Vesselam'a motivasyon olsun diye. Üzülmesin diye. Çünkü icabet etmiyorlar. Daha Mekke dönemindeyiz. Hatırlayın. İkincisi Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Ya bu adam sizin dininizde pazarda geziyor, yemek yiyor da buna uyarsanız siz de cennete gideceksiniz.
Yani cennete gitmek için çok olağanüstü bir şeye gerek yok. Ahi, seni uçuracak bir şeyhe gerek yok. İçine gireceğin bir kibrit kutusuna, bir tıra, artık neyse, ne zıkkımsa gerek yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı uyarsan yeter. Bu kadar basit yani. Yani ahi, basit gördükleri aleyhissalatü vesselam'ın yolu cennete giden yol. Allah azze ve celle onu söylemeye çalışıyor. Tamam. Bakın, Allah azze ve celle şimdi bu şüphenin cevabını veriyor. Ve ben size ilk bu surede başladığımda bir şey söylemiştim. Hatırlayın. Her bu kafirler bir şüphe getirdiğinde Allah azze ve celle o şüpheyi izale edecek. Bakın şimdi Allah azze ve celle bu şüpheyi izale edecek inşallah. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ Diyor ki Allah azze ve celle, senden önce gönderdiğimiz resullerden her biri mutlaka yemek de yerlerdi, mutlaka çarşılarda da gezerlerdi. Tamam. Şimdi devam okuyalım. Asla tefsirini yapalım. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً Sizden bazılarınızı bazılarınıza fitne kılacağız diyor Allah Azze ve Celle. O zaman ben de şunu sorayım. Fitnesiz dünya var mıymış? Fitnesiz cennet var mıymış ahi? Ahi, Allah Azze ve Celle bu kafirleri, Allah bize fitne kılıyor. Tamam mı? Kimin gerçek Müslüman, kimin de münafık olduğu ortaya çıksın diye. Subhanallah. Bakın ondan sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? Sizin bazılarınızı bazılarınıza fitne kılacağımızdan sonra Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musun ahi? Etasbirun. Sabredecek misiniz? Subhanallah. Ahi, bu ne demek biliyor musun? Tevhid yolu kolay değil. Cennete giden yol kolay değil. Kafirlere kafa tutmak kolay değil. Kafirlere baş kaldırmak kolay değil. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu İslam devletini getirmek kolay değil. Onun için sen, Rabbim sana soruyor. Etesbirun, sabredecek misiniz? Rabbimizi sabredenlerden eylesin. Amin. Bak, ayet daha bitmedi. Sonra Rabbimiz diyor ki وَكَانَ رَبُّكَ بَص۪يرًا Subhanallah. Senin Rabbin her şeyi çok iyi görendir. Niye bunu sabırdan sonra getiriyor ahi? Sen ne kadar çile çeksen bile, bu yolda seni ne kadar yalnız bıraksalar bile, ne kadar yalancı deseler bile, ne kadar harici, işte siz insanları tekfir ediyorsunuz, siz insanların mallarını, canlarını helal görüyorsunuz deseler bile, Allah Azze ve Celle sana yapılan her şeyi görüyor kardeşim. Senin Rabbin hepsini görücüdür. Senin Rabbin senin ecrini zayi eder mi? Subhanallah. Tamam. Şimdi bu adamlar, biz o zaman da söylemiştik 7. ayeti okuduğumuzda, peygamberin çarşıda gezmesi, ondan sonra yemek yemesinden niye rahatsızdılar? Bak, o zaman da dedik, bu adamlar zorba tağutlara alışmış. Zorba tağut aynı bugün olduğu gibi çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor, senin yediğinin 10 milyon katını fazlasını yiyor. Onlar da bu zorbalara alışmış ya. Şimdi bir İslam devletinin reisinin, ki Mekke'de öyle değil de sonradan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çalışmasına mana vermiyorlar. Tamam mı ahi? Niye? Zorba meliklere alışmış bunlar. Aynı bugünkü olduğu gibi. Vallahi bugünkü müşrikler gerizekalı. Ahi, adamlar sana diyor ki ya bu hastane yapıyor, bu köprü yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kardeşim, babasının hayrına yapmıyor ki, senin verginle yapıyor. Tamam mı? Diyor ki ondan öncekiler yapmıyordu. Ondan öncekiler yiyordu. Kardeşim, bu da yiyor. Adam diyor yok ama bu daha az yiyor. Eğer kardeşim hastane yapmak, köprü yapmak, sosyal sistemi yapmak bir şey ifade etseydi, senin geldiğin Fransa'da bu 100 seneden beri var. Fransa'da mı Müslüman? Ne alakası var ahi? Amerika'da mı Müslüman yani? Almanya'da mı Müslüman? Subhanallah. Ama ahi, işte kapitalist fikir bir kere kafaya girdi mi, vallahi çıkması çok zor. Rabbim bize İslami fikri nasip eylesin. Tamam. Ahi, bakın, bunların peygamberler hakkında konuşması, işte beşer demesi, ya bunlar da bizim gibi insan. Doğru, peygamberler de beşer. Onlar da yemek yemeleri lazım. Tamam. Onlar da çarşılarda gezmesi lazım. Rızıklarını temin etmesi lazım. Biz biliyoruz, peygamberlerden çoğu meslek sahibi de olmuştur. Bu onların kıymetini düşürmez ki. Bu onların salih, ondan sonra ahlaklı, edepli, mütevazi ve muhteşem insanlar olduğunu değiştirmez ki. Zaten niye peygamberlerin insan olarak geldiğini izah etmiştik ayette. Oraya girmeyeceğim. Tamam. Bakın, Allah Azze ve Celle bütün peygamberleri var ya, insanlara aslında delil olacak şekilde, örnek bir şekilde zaten göndermiştir. Yoksa Allah rızası için bana şu konuyu izah edin. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçek peygamber olmasaydı, haşa, çocuğu öldüğünde güneş tutulması oluyor, ay tutulması oluyor. Millet de zannediyor, abo, Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğu öldü diye Allah Azze ve Celle güneşi tutturuyor, ayı tutturuyor. Eğer Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmasaydı bunu kendi lehine kullanmaz mıydı ahi?
Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin güneşi tutması, ayı tutması birinin çocuğun ölmesinden dolayı değildir. Sübhanallah. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam davaya leke gelmesin diye kendi isteğiyle hapishaneye girmedi mi? Biz burada okumadık mı beraber? Kendi iffetini muhafaza etmedi mi? Yeter ki Müslümanlara davete bir leke gelmesin diye. Yapmadı mı kardeşim bunu? Ondan sonra kardeşleri alınmasın diye suçu şeytana atan Yusuf Aleyhisselam değil miydi? Aman ha kardeşlerinin kalbi kırılmasın diye. Allahu Ekber. Subhanallah. Ondan sonra Musa Aleyhisselam, hani niye Musa Aleyhisselam'a örnek veriyorum? Genelde hani en sert peygamber olarak onu lanse ediyorlardı. Bak Musa Aleyhisselam Hıdır Aleyhisselam'la yola gittiğinde ilk mesele ne? Gemiye vuruyor Hıdır Aleyhisselam, tamam mı? Musa Aleyhisselam orada ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor bu geminin ehline sen niye böyle yapıyorsun? Bak kendini düşünmüyor. Kendisi peygamber olmasına rağmen kendisini düşünmüyor. Gemideki insanları düşünüyor. Bu peygamberlerin ahlakı nereden geliyor? Subhanallah. Rabbim bize de nasip eylesin. Bir tane daha aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında diyor ki o kadar iffetliydi ki aynı ilk gecede evlenen kız gibiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir ahlak ya, subhanallah. Allahu Ekber. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'la alakalı şunu da söyleyeyim. Yusuf Aleyhisselam hapishaneye girdiğinde atalarının İbrahim, İshak, Yakup olduğunu söyleyebilemez miydi? Bilirdi değil mi? Kendisi için kullanırdı. Kullandı mı? Kullanmadı ahi. Babalarını kendi menfaati için kullanmadı. Atalarını kendi menfaati için kullanmadı. Subhanallah. Tamam. Bakın. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de her zaman beşer olan erkekleri peygamber olarak gönderdi. Yusuf suresinin 109. ayetinde okuyabilirsiniz inşallah. Tamam. Ondan sonra peygamberler de her zaman diri kalacak diye bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin yazdığı ecel geldikten sonra Rablerine kavuşacak. Peki Allah Azze ve Celle buraya niye vurgu yapıyor Kur'an'da? Mesela bir ayet okuyayım. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ Onları yemek yiyen cesetler kılmadık. Onlar dünyada da ebedi kalacak değiller. Niye hep buna vurgu var ahi? Niye اَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ var? Peygamberleri put edinmeyelim diye. Anladınız mı? Peygamberler ilah değildir. Tamam. Evet. Şimdi bakın. Ayette daha yeni güzel bir şey söylemiştir Rabbimiz bize. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً Sizin bazılarınızı bazılarınıza fitne kıldık. Yani kafirleri Müslümanlara, Müslümanlara kafirlere fitne kıldık. Fitne kelimesi Arapçada nereden geliyor ahi? Fitne. Araplar ne için kullanıyor biliyor musunuz? Koyumcu olanlar bilir. Şimdi altının hasını posasından ayırma işlemine Araplar fitne demiş. Tamam. Niye? Gerçeği sahtesinden ayırmak için. Yani onun için aslında biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi yapmamız lazım. Fitnelerden Allah'a sığınmayacağız. Fitnelerin bizi saptırmasından Allah'a sığınmamız lazım. Anladınız mı? Çünkü fitne olmasa kimin sağlam Müslüman olup kimin münafık olduğunu biz nereden bileceğiz? Genelde ilk operasyon yenildiğinde en fazla bağıran aslanlar, Müslümanları satanlar olmuyor mu? Sen bilmiyor musun? Sen kaç sene yattın bundan dolayı? Tamam mı kardeşim? Onun için fitne illa kötü olacak diye bir şey yok. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı kaydırmasın. Seni geliştirebilir bile bir fitne. Seni daha kaliteli bir Müslüman bile yapabilir. Tamam? Evet. Şimdi müminler kafirlere nasıl fitne oldu? Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını söylüyorum. Muhteşem bir ahlakla, muhteşem bir edeple ve davaya samimiyetle bağlanmalıyla beraber kafirlere fitne oldular. Çünkü kafirler bakıyor ya köle Bilal olduğu adam Bilal. Hani önceden hiçbir hakkı olmayan Bilal bize kafa tutuyor. Ümeyye bin Halef'e kafa tutuyor. Bu nasıl olacak? Bu müminlerin kafirlere fitne olması. Kafirler müminlere nasıl fitne oldu? Aynı bugün olduğu gibi. Ne zaman delilleri getirmekten aciz kaldığında hep zorbalık yapıyorlar. Sizi taşlayacağız, sizi hapishanelere atacağız, sizi yurdumuzdan çıkaracağız. Ama Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Allah Azze ve Celle'nin cenneti ucuz değil. Cennet ucuz değil. Buna anlayacaksın. Onun için Rabbim sana söylüyor. Bak tekrar okuyorum. Tasbirun. Sabredecek misiniz? Rabbim bizi sabredenlerden eylesin. Tamam. Bakın çok ince bir mesele var. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam hayatında 10 tane sahabeyi cennetle müjdelemiş. 10 tane. Tamam. Hepsi Mekki. Hepsi Kureyşli. Niye? Zor zamanlarda adamlar yetişir.
Devleti kurduktan sonra benim nenem de gelir. Onda bir şey yok. Tamam mı kardeşim? Arabayı yokuş yukarı götürdüğünde sana adam lazım. O tepeye geldikten sonra, araba kendinden gittikten sonra onu artık benim nenem de iter. Tamam mı kardeşim? Bakın bu çok ince bir mesele ahi. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelediği 10 tane sahabe hepsi Kureyşli ahi. Hepsi zor zamanların adamı. İşte bize zor zamanların adamı lazım ahi. Tamam mı? İyi gün dostu gerek yok kardeşim. Kötü gün dostu lazım. Doğru mu? Tamam. Bakın Subhanallah, ayette o kadar müthiş bir şey var ki, bak Rabbimiz diyor ki وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, diyor ki ey Muhammed, senin Rabbin her şeyi görendir. Bakın Allah Azze ve Celle kendisini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ediyor. Ve o tam tersini söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine nispet ediyor. Niye? Üzülmesin diye. Onlar uymuyor diye, Müslümanlara zulüm yapıyor diye üzülmesin diye Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Aksi aynı bizim için de geçerli ha. Ahi üzülme, senin Rabbin var senin arkanda. Bütün dünya bize karşı olmuş. Ne? Kimin umurunda ahi? Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bizi kendi kulu olarak kabul ettikten sonra bütün bu çektiklerimiz ahi küçük mü kalacak, büyük mü kalacak Allah rızası için? Çok az. Az sonra okuyacağız inşallah. Tamam. Ve Allah Azze ve Celle bize şunu öğretiyor ahi. Senin Rabbin sizin çektiğiniz her çileyi biliyor. Sizin çektiğiniz her sıkıntıyı biliyor. Sizi üzen insanları, sizin üzen şeyleri hepsini çok iyi biliyor. Sakın ha gaflete düşmeyin. Sakın ha zannetme Allah Azze ve Celle Müslümanları unutmuştur. Müminleri unutmuştur. Allah Azze ve Celle unutucu değildir. Haşa ve kella. Tamam. Ve bakın bunların bu itirazı, işte bu peygamber çarşıda geziyor, ondan sonra yemek yiyor. Niye çok ucuz bir iftiradır? Çünkü biz biliyoruz ki Kureyş, Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın çarşılarda gezdiğini ve normal insan olduğunu, normal bir şekilde yediklerini biliyorlardı. Çünkü Ad ve Semud kavmi Arapların kavmi. Zaten Kureyş kendisini İbrahim Aleyhisselam'a nispet etmiyorlar mıydı? Siz hiç duydunuz mu Kureyş bir kere desin İbrahim Aleyhisselam melekti? Ya da İsmail Aleyhisselam melekti? Çok iyi biliyorlardı. Ama ahi delil getirmekten müşrikler her zaman aciz oldukları için ufak da olsa bir şeylere sarılmaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ufak da olsa bir şeye sarılmaya çalışıyorlar. Subhanallah. Ondan sonra bakın bunların ucuz şeylerinden, şüphelerinden bir tanesine gelelim. 21. ayet. Bir auzu besmele çekin ya. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, bizimle buluşmayı ummayanlar dedi ki لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ, bizim üzerimize melekler indirilmesi lazım. Bize melek indirilmesi lazım. اَوْ نَرَى رَبَّنَا, veyahut Rabbimizi görmemiz lazım. Ya melekler bize gelecek, ya melekler bize indirilecek, ya da biz Rabbimizi göreceğiz. Aklınıza hangi ayet geliyor? وَقَالُوا يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرًا, dediler ki ey Musa, biz sana inanmayacağız Allah'ı apaçık şekilde görene kadar. Ahi zihniyet hep aynı. İster 4000 sene önce olsun, isterse 1500 sene olsun, isterse bugün olsun. Bugün nasıl söylüyorlar? Gözümün görmediğine inanmam. Ahi müşriklerin zihniyeti aynı değişmiyor. Tamam mı kardeşim? Bakın Rabbimiz bu talebe ne diyor? لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ عَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا. Subhanallah. Diyor ki and olsun ki, yemin olsun ki bu soruyu sorduklarında, bu şüpheyi ortaya attıklarında, parantez içinde söylüyorum, nefislerinde kibre kapıldılar. Nefislerinde kibir oluştu ve büyük bir azgınlıkla, büyük bir tağutlukla aştılar. Haddi aştılar. Bak Allah Azze ve Celle bunları şey yapıyor. Şimdi ahi aslında sonra söyleyeceğim de ben de birazcık heyecanlanıyorum. Şimdi söyleyeceğim inşallah. Bunlar niye bu ayette bu lafları söylüyorlar? Ahi kul olduklarının farkında değiller. Hiç kul Rabbine bir şey şart koşabilir mi? Rabbine diyebilir mi sen bunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın? Mümkün değil. Ahi bugünkü sistemde bile askeri ücretle çalışan bir adam büyük bir firmanın sahibine, patrona hiçbir şekilde bir şey söyleyebilir mi? Yani söyleyebilir mi sen böyle yapman lazım, sen böyle yapman lazım? Mümkün değil. Allah Azze ve Celle bunu yapıyorlar. Yapmalarının da şeyi bu ahi, kibirliler.
kendileri boyun eğecek yerde, Allah Azze ve Celle'nin dediğini yapacak yerde akıl yürütüyorlar. Aynı bugünkü meclis gibi. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini tatbik et diyorsun. Ya ama işte şöyle, ya ama işte böyle. Bugün olmaz ki, işte 30 sene sonra götüreceğiz. Bir tanesi şey yazmış yorumlara. Bilmiyorum hangi derste, hakimiyetle alakalı derslerden bir tanesiydi. Ya diyor tamam biz de hakimiyet Allah'ındır diyoruz ama şeriatı getirmek için bize 100 sene lazım. Allahu Ekber. Subhanallah. Ahi gerçekten Allah Azze ve Celle müşriklerden akıl nimetini almış ha. Yok ahi beyin yok yani subhanallah. Kafaya oksijen gitmiyor. Tamam. Allahu Ekber. Bakın bir ayet daha size okuyayım Allah'ın izniyle. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ Onlara bir ayet, bir mucize geldiğinde قَالُوا Diyorlar ki, dediler ki لَنْ نُؤْمِنَ Biz iman etmeyeceğiz. حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize verilmeyinceye kadar biz iman etmeyeceğiz. Allahu Ekber. Subhanallah. Allah bu En'am suresinin 124. ayeti. Tamam? Hani diyor ya bize melek indirilmesi lazım. Müfessirlerimiz şöyle tefsir ediyorlar. Şunu söylüyorlar. Diyor hepimize teker teker Allah bir melek indirmesi lazım. Peygamber'e nasıl melek geliyorsa bana da gelecek. Subhanallah. Allahu Ekber. Peki ahi. Allah Azze ve Celle onlara melekleri indirseydi bile iman edecekler mi? Vallahi iman etmeyecekler ahi. Tamam? Bakın size bir ayet okuyayım subhanallah. En'am suresinin 111. ayeti çok güzel. Diyor ki Rabbimiz وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Diyor ki biz onlara melekleri indirsek. Bir. Bakın melekleri indirsek. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Ve ölüler de onlara konuşsa. Bak bir melekleri indirsek. İki ölüler onlara konuşsa. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا Tamam mı? Ondan sonra diyor ki her şeyi onların önünde toplasak. Her şeyi getirdikleri her şeyi onların önüne getirsek. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah'ın istemesinin ardında onlar iman edecek değiller. Yine iman etmeyecekler. Subhanallah. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجَهَلُونَ Ama diyor onların çoğu cahildir. Kim için söylüyor? İman etmeyenler için Allah Azze ve Celle cahil diyor ahi. Nasıl cehalet bugün mazeret olacak insanlar için? Allah Azze ve Celle müşriklere cahil diyor. Ahi onun için Kur'an'ın uslubu şudur. İyi dinleyin. Cehalet şirke özür değildir. Şirkin sebebidir. Tekrar ediyorum. Cehalet şirke özür değildir. Şirkin sebebidir. Cahil olduklarından dolayı Allah'a şirk koşuyorlar. Tamam mı kardeşim? Bu Kureyş ayın yarıldığını görmediler mi ahi? Kendi ayın yarıldığını görüyorlar. Diyorlar ki acayip yani. Bir bakalım hele diyorlar. Başka bir yere bizim kabilelerimiz gitmişti. Onlar bir gelsin onlara da soralım. Diyor ki bu Muhammed aleyhissalatü vesselam bizi sihirledi. Gözlerimizi sihirledi. Ahi haftalar sonra bir kavim geliyor. Kudüs tarafından o şeye kabileye soruyorlar. Siz de gördünüz mü ayın yarıldığını? Evet diyor. Vallahi biz de gördük. Diyor ya bu nasıl bir sihirbazmış? Bütün dünyayı sihirlemiş. Ahi iman etmiyorlar, istemiyorlar. Bugünkü müşriklerin iman etmemesi davetin eksik olduğundan değil, Müslümanların kötü davet yaptığından değil, sizin eksik olduğunuz bizim eksik olduğumuzdan da değil. Adamlar istemiyor, tamam? Bakın size Allah rızası için şu iki ayeti iyi dinleyin, bakın. Yani konu davetle alakalı değil, onu söylemeye çalışıyorum. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ Eğer biz onlara gökten bir kapı açsak, gök kapılarını açsak فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ Onlar da o kapılardan içeriye girseler, o kapılardan yükseğe doğru yani yükselseler لَقَالُوا diyecekler ki اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبَصَارُنَا Bizim gözlerimiz perdelendi. Bak Allah Azze ve Celle diyor ki ahi biz onları göke kaldırıp gök kapılarını açsak onlar o gök kapılarından gelsek derler ki bizim gözlerimiz perdelendi. Bel nahnu kavmun meshurun. Şüphesiz ki biz sihirlenmiş bir kavmiz. Bizi sihirledi adam. Allahu Ekber. Subhanallah. Ahi biz Müslüman değil miyiz? Elhamdülillah. Bize ulaşan Kur'an, bize ulaşan sünnet aynı bu kavme ulaşmadı mı? Demek ki isteselerdi, hak etselerdi onlar da Müslüman olurdu.
konu mucizelerle alakalı değil ahi. Subhanallah. Ahi Musa aleyhisselamın okyanusu ikiye yardığını gördüler. Adamlar iman etmedi yahu. Bırak seni beni ahi, adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında Allah Resulü'nün ağzından çıkan Kur'an'ı dinleyip cemaat oluyor. Ondan sonra yine inanmıyor. Allah Resulü'nü gördüler, iman etmediler ahi. Yani bu konu mucizelerle, ayetlerle alakalı değil. İsteme konusu. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Tamam. Bakın ben şurayı tekrar söylüyorum. Bunların kafir olmasının illeti ne? Onlar şunu söylüyor. Allah bize görünmesi lazım. Allah bize müracaat etmesi lazım. Haşa şunu söylüyor. Allah bana sorması lazım. Aynı bunki laiklerin dediği gibi. Allah semada kalsın da biz burayı idare ederiz. Haşa ve kella. Peki ahi. Melekleri gördükleri gün bunların durumu nece olacak? 22. ayete geçelim inşallah. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةِ Allahu Ekber. Onlar melekleri gördükleri gün var ya, لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ O gün mücrimlere bir müjde yoktur. Günahkarlara bir müjde yoktur. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Ve onlara diyecek ki size sevinmek yasaktır. Size sevinmek yasaktır. Allahu Ekber. Hani bunlar diyor ya melekleri görelim, melekleri görelim, melekleri görelim. İşte ahi melekleri gördüğü günler, melekler onlara diyecek size bugün sevinmek yoktur. Size bugün sevinmek yasaktır. Size bugün müjde yasaktır. Subhanallah. Bakın Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu o rivayet ediyor bu ayetle alakalı. Bu ayeti okuyor ve sonra şöyle açıklama yapıyor. Takva sahiplerinin müjdelendikleri ile müjdelenmek bugün size yasaktır. Yani Müslümanların Allah'ın Müslümanları müjdelediği cennet size bugün yasaktır. Allah'ın müminleri müjdelendiği o huzur size bugün yasaktır. Tamam? Allahu Ekber. Ondan sonra başka bir rivayette yine Ebu Said el-Hudri'den rivayet o diyor ki melekler diyor ki size iyi haber yasaktır. Size müjde yasaktır. Hayati hakkında şu açıklamayı yapıyor. Takva sahiplerinin müjdelendirdikleri ile müjdelenmek, müjdelendirdikleri ile her nimet ile müjdelenmek size haramdır. Size yasaktır. Rabbimiz muhafaza buyursun. Düşünsene ahi bunlar o kadar talep ettiler. Melekler bize gelsin, melekler bize görünsün, biz şöyle yapalım, böyle yapalım. O bekledikleri günde meleklerin geldiğinde adamın hallerine bak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bakın ayet hakkında muhteşem bir tefsir okudum. Çok hoşuma gitti. Onu size paylaşmak istiyorum inşallah. Allah rızası için şu hadisi iyi dinleyin. Onlar kendileri için hayırlı olan bir günde melekleri görebilecek değiller. Yani melekleri gördüğü gün kafirlerin hayırlı günü olmayacak. Tamam. Melekleri gördükleri günde de onlar için hiçbir müjde de olmayacak. Bu onların ölüm vaktinde gerçekleşecektir. O zaman melekler onlara cebbar olan Allah'ın cezasını ve cehennemini ve gazabını müjdeleyecektir. Tamam? Bakın ahi iyi dinleyin. Allah rızası şu hadisi iyi dinleyin. Melekler ruhunu çıkardığı anda, ruhunu kopardığı anda kafirlere diyecek ki ey pis cesetteki pis ruh, ey necis cesetteki necis ruh çık artık. Koparmaya gelmişler ahi. Bakın neye davet ediyor melekler? Kaynar sulara, yakıcı rüzgarlara ve kapkara dumandan bir gölgeye çıkın bakalım. Çık bakalım. Ruh çıkmaktan imtina edecek ve vücudun içinde kaçacak meleklerden. Bak kendisine ne yapılacağını biliyor ya. Ruh çıkmaktan imtina ediyor. Ahi çıkmak istemiyor. Vücudun içine kalıyor. Ondan sonra ruh bedenin içinde dağılmaya başladığında melekler o ruha vurmaya başlayacaklar. Bu ne demek biliyor musun? Daha ruh çıkmadan önce Allah Azze ve Celle onların ruhunu azap ediyor. Subhanallah. Allahu Ekber. Bakın En'am suresinin 93. ayetini size okuyayım inşallah. Allah Azze ve Celle peygambere diyor ki sen o zalimlerin ruhlarının çıktığı anda onları bir görseydin. Melekler onlara ellerini uzatıp şöyle diyor. Allahu Ekber. Çıkarın canlarınızı. Çıkarın ruhlarınızı. Allah'a karşı söylediğiniz haksız sözleriniz ve onun ayetlerine karşı kibirlenmenizden ötürü bugün alçaltıcı
ve sizi değersizleştiren, sizi değersiz kılan azap size müjdeli olsun. Rabbimiz muhafaza buyursun. Allahu Ekber. Peki ahi, şimdi bu adamların içinde çok amel yapanlar da vardı. Müşriklerin içinde çok amel yapanlar da var. İnfak edenler var. İşte Müslümanlara karşı hepsi düşman değil. Müslümanları sevenler de var. Bununla beraber zalim olanları da var. Ve bir şekilde bunlar hepsi yaptıkları amellerin karşılığını isteyecekler kıyamet gününde. İsteyecekler. Bakın istediklerinde cevap ne olacak? 23. ayetteyiz. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allahu Ekber. Diyor ki onların yaptıkları amellere yönelir ve onları toz haline getireceğiz. Neymiş ahi amelleri? Toz. Git. Yani toz, buradan tozdan kasıt şu, yapılmamış bir şey gibi olacak. Yani adam çok şey yapmış, yapılmamış gibi bir şey olacak. Allahu Ekber. Tamam. Bakın, bir amelin Allah katında makbul olması için, bir ibadetin Allah katında kabul olması için iki şart vardır. Neydi ahi? İhlaslı olması, şeriatı uygun olması. Aynen öyle. Bir, ihlaslı olacak. Sadece Allah rızası için yapılacak. Ve şeriata uygun olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat içinde olacak. Tamam. Ama öyle bir şey var ki bu ikisi yerine gelse bile Allah kabul buyurmuyor. Şirk. Yani sen yaptığın ameli Allah rızası için yapsan bile, o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına uygun olsa bile, bütün hayatında sadece bir gram şirk varsa bütün amellerini Allah Azze ve Celle toz haline getirecek. Subhanallah. Allahu Ekber. Bakın Ali radıyallahu anhu bu ayetlerin toz haline gelecek şekilde nasıl tefsir ediyor? Diyor ki o ayetteki toz dumanı hayvanların yürürken çıkardığı tozla açıklamıştır. Yani şundan dolayı bak, hayvan yürüyor, oradan toz kalkıyor. İki dakika sonra ne oluyor? Yine iniyor akı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yok yani, bir değeri yok. Tamam. İbn Abbas bu ayetteki o toz dumanı şöyle tefsir ediyor. Diyor dökülmüş, saçılmış su olarak açıklamıştır. Hani suyu alıyorsun, şöyle döküyorsun ya. Suyu çölün üstüne döktün, sıcak bir yerde döktün. 5 dakika sonra o sudan bir eser olacak mı? Olmayacak. Aynı o sudan bir eser kalmadığı gibi bunların amellerinin hiçbir eseri kalmayacak Allah katında. Tamam? Katade bu ayet hakkında o da güzel bir tefsir yapmış. Diyor ki rüzgar sallayıp sarıstığı ağaçlar nasıl kuruyup çıplak kaldığını görmedin mi? İşte o ağaçtan dökülen yapraklar gibi olacak. Kaybolup gidecekler. Rüzgarda savrulup gidecekler. Tamam? Ve bu bize şunu öğretiyor. İnsan kendi amellerini büyük görse bile, velev ki yapsa bile, amma velakin o ameller ahi şirki bulaştırdı mı, hepsi pis olmuştur. Tamam? Şimdi düşünün. En sevdiğimiz yemeği düşünün. En sevdiğimiz yemek müthişen bir şekilde sofrada hazırlanmış. O yemeğin içine necis düşüyor, necaset düşüyor. Sen şimdi yemeği yiyebilir misin artık? Çorbanın içine necaset düşüyor. Sen o çorbayı bir daha içebilir misin? Çayının içine necaset düşüyor. Sen o çayı bir daha içebilir misin? Az sonra yiyeceğimiz Allah nasip ederse yemeğin içine bir pislik düşüyor. Sen bir daha yiyebilir misin? Mümkün değil ahi. Şirk de aynı öyledir. Nasıl küçük bir necaset bütün çorbayı necis ediyorsa şirk bütün amellerini yok ediyor. Ve bu öyle bir meseledir ki Allah Azze ve Celle kendi peygamberine bile torpil yapmıyor. وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Diyor ey Muhammed, şüphesiz ki biz sana ve senden öncekilerine vahyettik. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gidecek ve sen hüsrana uğrayanlardan, kaybedenlerden olacaksın. Aleyhisselatü Vesselam'a ve ondan önceki peygamberlere olmayan torpil sana bana olur mu? Subhanallah. Tamam. Bakın Allah Azze ve Celle Nur Suresi'nin 39. ayetinde muhteşem bir mecaz bize gösteriyor. Kafirlerin amellerinin nasıl olduğuna dair. Diyor ki kafirlerin amellerinin durumu aynı şu durum gibidir. Düz bir arazideki seraba benzer. Serap biliyorsunuz nedir değil mi? Çölde mesela olmayan bir şeyi görüyorsunuz ya. Fata Morgana gibi yani. Türkçesi bilmiyorum artık. Burada serap yazıyor. Bu Türkçe mi yani? Tamam mı? Yani olmayan bir şeyi orada görüyorsun. Kafirlerin ameli de diyor ki çölün ortasındaki serap gibidir. Susamış kişi onu su zanneder. O serabı gördüğü o serabı su zanneder. Sonunda onun yanına vardığında hiçbir şey bulamaz.
Sadece kimi bulur? Allah'ı bulur diyor. Allahu Ekber. Tamam mı kardeşim? Yani çölün ortasında serap nasıl hiçbir şey yoksa, kadru kıymeti yoksa, yok çünkü yok yani. Kafirlerin ameli de aynı öyledir. Yok gibi ahi. Allah katında hiçbir değeri yok. Ya neyse artık. Tamam. Peki ahi, bu günde, bu çetin günde biz nerede olmak isteriz? Bakın en son derste de söyledik. Allah Azze ve Celle genelde madalyonun bir tarafını gösterdiğinde öbür tarafı da gösteriyor. Bugünün son ayetini okuyoruz inşallah. 24. ayet. Ashabul cenneti, cennet ashabına, cennet ehline geldiğimizde yevme izin, o gün hayrun mustakarran ve ahsenu meqila, diyor ki onlar daha hayırlı, istirahat ettikleri, dinlendikleri yer daha güzeldir. Yani cennet ashabının dinlendikleri, rahat ettikleri, huzura kavuştuğu yer daha hayırlıdır, daha güzeldir. Rabbim bize de nasip eylesin. Amin. Ama o cennete, bakın cennete gidene kadar bugün bir yol geçtik. 17. ayetten 24. ayete kadar. Ve orada hep ne gördük? Ahi Allah Azze ve Celle bu kafirleri bize fitne kıldı, cenneti kazanalım diye. Moralimiz bozulsun diye değil. Güçsüzleşelim diye değil. Davayı bırakalım diye değil. Cenneti hak edelim diye. Allah Azze ve Celle bize nasip eylesin. Tamam. Şimdi bakın tablo tam tersine döndü. O dehşet anında şimdi muhteşem bir yere geliyor. Abi bak ayette öyle bir güzel şey var ki ben çalıştığımdan beri bunun kıymetini anlıyorum. Diyor rahat edecekleri bir yer var. Bak ahiye bak uyuyacak şimdi neredeyse, tamam mı? Ahi cennet var orada uyursun Allah'ın izniyle. Tamam mı? Ahi Allah bize nasip ederse şöyle yüksek yüksek yataklarda birbirimize bakacağız. Gölgeleneceğiz. Ondan sonra ben soracağım. Ahi değdi mi o kadar çile? Değdi ahi ya. Subhanallah. Allah'ın izniyle. Rabbim bize nasip eylesin. Tamam. Peki ahi cennet ehli alimler tefsirlerde söylüyor. Niye bu makama geldiler? Birincisi etasbirunun cevabı. Abinin dediği gibi. Yani Allah'a sordu ya sabreder misiniz? İşte sabredersen sonunda bu var. Tamam. Onuncudan sonra ikincisi takdire şayan olan salih amellerinden dolayı. Cennete giden yol amel ister abi. Uyuyarak cennet yok. Kısacası bu yani. Tamam. Evet. Şimdi bakın İbni Abbas'tan bir rivayet var. Dahhak bize rivayet ediyor. Rahmetullah. Diyor ki bu cennet ehlinin rahat ettikleri vakit kuşluk vaktinde olacaktır. Allah'ın dostları ailecek hurilerle beraber öğle istirahatına çekilecekler. Tamam? Allah'ın düşmanları ise şeytanlarla beraber ve elleri boyunlarına bağlı bir şekilde, geçen derste okuduğumuz gibi olarak o vakitte de onlar da cehenneme gidecek. Rabbimiz muhafaza buyursun. Bakın son bir rivayetle inşallah bitirmek istiyorum. Subhanallah. Allah Azze ve Celle bize cenneti nasip eylesin. Bunu Safvan İbni Muhris rahmetullah rivayet ediyor. Diyor ki kıyamet günü birisi rengi kırmızıya ve beyaza çalar renkte olup dünyadayken kral olan iki kişi getirilecek. Tamam. Yani şunu kastediyor. Biri başka bir örften kültürden, biri başka bir örften kültürden. Hesaba çekilecek. Dünyadayken kral olana bakacaklar ki meğerse o köledir. Dünyada kral olan ahirette köledir. Ve hiçbir hayır işlememiştir. Hiçbir iyilik yapmamıştır. Cehenneme götürülmesi emrolunacak. Tamam. Diğeri ise dünyada bir tek örtü sahibi bile değilmiş. Yani tek bir örtü sahibi, başka hiçbir şey yok. Tamam. Hesaba çekilecek. O da diyecek ki ya Rabbi bana bir şey vermedin ki beni hesaba çekesin. Ben neyin hesabını vereyim diyecek. Allah Azze ve Celle diyecek ki bu kulum doğru söyledi. Tamam. Onu bırakın diyecek ve onu cennete götürülmesi emrolunacak. Mümin ha, Müslüman. Sonra Allah Azze ve Celle'nin dilediği kadar bunlar bırakılacaklar. Yani cennetlik olan cennette, cehennemlik olan cehennemde. Sonra cehenneme gönderilen çağrılacak. Allah Azze ve Celle huzuruna çağrılacak. Bir de bakacaklar ki kömür gibi simsiyah olmuş. Subhanallah. Ona sorulacak. Cehennemi nasıl buldun?
O diyecek ki dinlenecek yerlerin en kötüsüdür. Tamam. Ondan sonra ona ne denilecek biliyor musun? Geldiğin yere geri dön. Bir daha çıkmamak üzere. Sonra cennette olan çağrılacak. Bir de bakacaklar ki ayın 14. günde parladığı gibi parlıyor. Tamam. Ona da sorulacak. Cenneti nasıl buldun? O diyecek ki ya Rabbi dinlenecek yerlerin, huzur olacak yerlerin en hayırlısı olarak buldum. Tamam. Ona diyecek ki geldiğin yere geri git. Ebediyete kadar. Tamam. Allahu Ekber. Ondan sonra hani biz daha yeni dedik ya, Allah bize nasip ederse, cennette biz birbirimizle konuşursak, ya ahi ne kadar çekmiştik, ne kadar olmuştu. Bakın, Sa'id İbni Saffat'ın rivayetinden okuyup bitireyim inşallah. Kıyamet günü mümine kısa, o kadar ki ikindi ile güneşin batışı arasındaki zaman kadar olacak. Yani ikindi namazıyla akşam namazının vaktinin gireceği gün kadar gelecek. Kıyamet günü. Bir de kıyamet günü 5000 sene. Mümine bu kadar kısa gelecek ahi. Tamam. Onlar insanların hesaba çekilmeleri bitirilinceye kadar cennet bahçelerinde istirahat edecekler. Ve onlar diyor ki, alimler diyor ki bu ayetten kasıt onlar dinlenecek yerlerin en hayırlısında, en güzelcinden işte burada olacak. Yani adam kıyamet günü tabiri caizse yan üzeri yatacak, dinlenecek. Rabbim bize nasip eylesin. Rabbim cennet ehlinden olmayı nasip eylesin. Rabbim cennete giden yolda olan engelleri hayır üzere aşmamızı bize nasip eylesin. Ve Allah Azze ve Celle dinini en güzel şekilde tebliğ etmeyi bize nasip eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.